Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı John Biden oldu. Biden tüm dünyanın merakla takip ettiği en önemli isimlerden bir tanesi artık. Sadece bakın bunu Almanya Türkiye takip etmiyor. Dünyanın her ülkesi Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasını çok yakından takip ediyor. Yapmış olduğu devir teslim töreninde yapmış olduğu konuşmayı çok yakından takip etti. Çünkü bu adamlar dünyanın jandarması. Yani öyle ya da böyle kabul ederiz ya da etmeyiz. Severiz ya da sevmeyiz. Küfür ederiz ya da etmeyiz. Hiçbir önemi yok ama şu gerçek. Bu adamların borusu ötüyor dünyada. O nedenle Almanya'da enteresan açıklamalar geliyor. Biliyorsunuz Trump döneminde Almanya ilişkileri çok kötüydü. Merkel artık havlu atmıştı. Trump'tan nefret ediyordu. Biden'ın seçilmesiyle beraber adeta Merkel göbek attı. Yeni ilişkiler dedi. Bununla ilgili olarak da bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Amerikan demokrasinin gerçek bir şöleni olan göreve Gelişinizi en içten dileklerimle kutlarım. Alman-Amerikan dostluğu ve işbirliğinde yeni bir dönemi sabırsızlıkla bekliyorum diyor değerli izleyicilerimiz. Aynı zamanda Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Demokrasi adına iyi bir gün ifadesini kullandı. Joe Biden'ın başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saraya taşınacak olmasıyla büyük bir rahatlama yaşadım diyor. Almanya'da birçok insanın da bu duyguyu paylaştığına eminim diyor. Evet Trump döneminde Almanya maalesef ilişkilerini gerek Trump'tan gerekse Almanya'nın duruşu nedeniyle rafa kaldırmıştı. Pek çok şey bekliyordu. bayrın gelir gelmez Paris İklim Anlaşması'nı biliyorsunuz tekrardan yürürlüğe soktu. Trump'ın almış olduğu pek çok kararı tepe taklak yaptı. Yeniden imzalar atarak pek çoğunu hayata geçirdi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Saygıdeğer izleyicilerimiz biliyorsunuz Göçmenler Almanya ve Avrupa'nın vazgeçilmez birer gerçeği. Artık bu insanlar yabancı ya da göçmen gözüyle artık görülmemesi gerekiyor. Çünkü 50-60 yıldır bu ülkelerde yaşıyorlar. Bu ülkelerin kalkınmasına fayda sağlıyorlar. Üçüncü, dördüncü kuşaklar artık bu ülkelerde. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den örnek vermemiz gerekirse pek çok çocuk artık Türkçeyi bilmiyor. Adeta yaşamış oldukları ülkelerin vatandaşından hiçbir farkı yok. Hal böyle olmasına rağmen maalesef zaman zaman ırkçılıkla ilgili haberleri sizlerle paylaşıyoruz Bu durumun ırkçılığın ortadan kaldırılması ile ilgili de pek çok çalışma yapılıyor ancak maalesef istenen noktada değil Şimdi bakın Almanya'daki uyumla ilgili bir rapor açıklandı neler yapılması gerektiği yönünde bazı tavsiyelerde bulunuldu Bununla ilgili olarak, şöyle bir sonuca varıldı. Bakın Almanya'nın şunu kabul etmesi gerekiyor. Almanya çok çeşitli bir göç ülkesi. Yani Almanların da bunu artık görmesi gerekiyor. Pek çok Alman biliyor ama içlerinde hala ırkçılık taşıyan ya bu Türklerin burada ne işi var? Bilmem Afrikalı bilmem kimin burada ne işi var? Diyenler geçmişte olduğu gibi yarın da olacak. Bugün de mevcut. Şimdi bunun çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Almanya bir göç ülkesi. Uyum başarılı olursa Göç bir fırsata dönecektir. Yani başka ülkelerin beyinlerini, iş gücünü doğru düzgün bir şekilde kullanabilirsin demektir. Yine devam ediyor raporda. iltica ve uyum siyaseti arasındaki çatışmalar azaltılmalı deniliyor. Bakın. Şimdi biliyorsunuz pek çok vatandaşımız Türkiye'den Almanya'ya iltica ettiğinde Türkiye'yi karalıyorlar. Geçmişte de oldu. Yani hiç kimse şunu söylemesin. Yok öyle bir şey falan demesin bir kısmı formalite icabı, bir kısmı olmayan yalanları söyleyerek vesaire olarak Almanya ya, ya da başka ülkelere iltica etti, etmeye de devam ediyorlar. Burada söylenen şu, iltica ve uyum siyaseti arasındaki çatışmalar azaltılıyor. Yani artık gerçeklerin görülmesi gerekiyor. Olmayan şeylerle, yalanlarla gidip Türkiye'yi karalamak, oturum almak ya da o ülkeye iltica hakkı almak gibi durumların ortadan kalkması gerekiyor doğru bir şey değil. Geçmişte yapıldı mı? Yapıldı kardeşim. Yapıldı. Doğruya doğru. Adamın mesela hiç diyor ki e, örneğin duyuyoruz, görüyoruz. Adam diyor ki ben Kürdüm diyor. Kürtlere Türkiye'de işkence var diyor. Onun için kaçtım geldim diyor. Adam diyor Aleviyim ben diyor. E Alevilere işkence var diyor. Falan hani siyaset yapmıyorum. Lütfen hani beni yanlış anlamayın. Ben bu programda şöyle siyaset falan konuşmam beni izleyenler bilirler. Ya biz durumu anlatıyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz. Şimdi adam hayatı boyunca Kürtçenin yani kesini bilmiyor ya da Aleviliğin a'sını bilmiyor. Adam gidiyor orada bir yalan söylüyor. Başka ülkelerde de var. Sadece Almanya değil arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Her yerde var. Bunların artık bir kenara bırakılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi yayınlanan bu raporda şöyle bir madde var. Uyum herkesi ilgilendiren daimi bir görevdir. Yani Almanya ya da diğer ülkelere göç eden insanların toplumların devamlılığı ve sorun çıkmaması için kısa zamanda uyum sağlaması gerekiyor. Devletlerin de bununla ilgili kolaylıklar vermesi gerekiyor. Gerek dil, gerekse kültür anlamında insanların bir an önce uyumlu hale getirilmesi için devletlerin daha çok imkan sunması gerekiyor. Devam ediyoruz. Uyum, katılım, temsil ve tanıma anlamına gelir. Yani Göçmenlere de seçme ve seçim hakkının daha çok verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Göçmen kökenli gibi bildik terimler sorgulanmalı. Bakın çok önemli bir şey. Ne dedim ben? Göçmenlik, yabancı falan bu terimlerin artık bir anlamı yok. Adam 60 yıldır dededen torundan bilmem neden Almanya'da, Fransa'da neredeyse işliyor. Işte. Bu adama göçmen diyebilir miyiz? Çoluk çocuğunun bir kısmı Türkçe bilmiyor. Bu adam göçmen olur mu kardeşim? Türkiye'den çok. Alman kültürünü biliyor. Türkçeden çok Almancayı biliyor. Bu adam göçmen olur mu? Bunun çoluk çocuğu göçmen olur mu? 60 yıl, 50 yıl çalışmış bu ülkenin kalkınmasına, ekonomisine katma değer oluşturmuş, alın teri dökmüş. Sen bu adama hala diyorsun ki göçmen. Yanlış, göçmen falan değil kardeşim. Bu adamlar Almanya vatandaşı. Almandan ne farkı var soruyorum. Irk farkında ne başka ne var? Biri işte Türkiye'den gelmiş, biri Almanya'da. Ne farkı var? Aynı hayatı yaşıyor. Aynı yeri paylaşıyor. O nedenle göçmen kelimelerinin de kullanılması artık doğru değil. O nedenle rapordaki bu açıklamayı da doğru buluyorum. Eğitimde fırsat eşitliği vazgeçilmezdir. Evet eğitimde mutlak surette orada yaşayan herkesin aynı eğitimi alma hakkı olmalı. Göçmenlerin yetenekleri daha iyi kullanılmalı. Bakın şöyle sorunlar alıyoruz. Almanya'dan özellikle. Türkiye'den gelip çok iyi zanaatkarlar var, ustalar. Çok iyi kalifiye insanlarımız var. Her alanda var. Mühendisinden tutun işçisine kadar her alanda vatandaşımız var. Onların özellikle ilk gelenlerin en önemli sorunlarından bir tanesi dil. Bakın Almanya dil konusunda çok katı. Yani dili tam öğrenmeden bütün hakları Alman neredeyse imkansız. Çok iyi kalifiye olabilirsiniz çok başarılı olabilirsiniz ama dil sorununu çözmedikten sonra bunların çok bir anlamı yok. Adam Türkiye'de yani böyle aranan biri Almanya'ya geliyor. Adam dil bilmediği için işini yapamıyor. Bu konuda da mutlak surette bir gevşemeye gidilmesi gerektiğine inananlardayım. Eşit sağlık imkanı başarılı bir uyum için şarttır. Irkçılık, nefret suçu ve terör toplumu tehdit ediyor. Uyum geleceğe yatırımdır deniliyor. Evet raporda bu tür açıklamalarda var. Güzel bir rapor olduğunu görüyoruz.